Ve tatil video başlasın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bebekle birlikte ilk tatil videomuza hoş geldiniz. Bakalım nasıl bir tatil yapacağız? Bakalım tecrübelerimiz neler olacak? Şu an mesela arabada yanıyoruz. Çünkü doktorumuz dedi ki tamam klimayı açabilirsiniz ama çok kısık derecede ve camı açarak. Artık hep böyle mi olacak yani? Olsun. Yani doktor tavsiyeleriyle video başladık falan. Yani. Bakın burada mesela ben güneşlik de taktım arkaya cama. Diğer tarafını da takacağım. Böyle de önde oturuyorum. Oradan areni görüyorum aynadan. Şu diğer cama da takacağım. O valizin altına kaldı. Bebek arabası da olunca tabii arkada iki valizle bir valiz burada kaldı. Ben diyorum ki kocama jip alalım. Jipimiz vardı gitti sattım. Tamam satmayla ne alakası var? Hacimleri aynı. Neyse. Yapacak bir şey yok. Yani yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Bir şey yok. Alışacağız artık. Yani artı bir daha biri daha gelse çok zor. Evet. Tatil vlogumuzu böyle bir 20 dakika 30 dakikalık video falan yapmayı planlıyorum. Bol bol izleyin bizi valla. Sıkılalım birbirimizden. Ve böyle artık gittikçe tecrübelerimizle falan vloglarımızı arttırmayı planlıyorum. Aren'le alışma sürecimiz vardı biliyorsunuz ki. O yüzden daha hala doğum hikayemizi paylaşamadık. Onu da tatil dönüşünde hemen hızlı bir şekilde hem Okan bunu editlesin hem onu editlesin. Ardarda paylaşalım istiyorum. İnşallah. Şimdiden yolculuğumuz başladı. Aren Hanım uyuyor şu anda. Bakalım bizi nasıl bir şey, nasıl bir yolculuk bekliyor. Görüşürüz. Kapatıyorum. Bye. İlk molamızı verdik ve kahvemizi içtik. Çünkü Aren tam bir minik kuş böceği. Evet. Minik kuş uyuyor. Şu an uyumuyor. yarım saat kaldı süt banyosuna. Uyumuyor mu? Yani bir şeyler yapıyor. Süt banyosu vaktimiz geliyor herhalde. Şimdilik ilk saatimiz iyi geçiyor. Geriye kaldı 4 saat 58 dakika. Görüşürüz. Evet, son 3 saat 20 dakika ve Aren hala uyuyor. Süt banyosu zamanı geldi. Ama ben artık uyandıracağım çünkü emmesi gerekiyor. Yani evet, yolculuğumuz şu anda Tavas'tayız. Tavas nereye bağlı? Denizli tarafı mı acaba? Evet, şu evet. Anlık bebişli yolculuğumuz iyi çok şükür. Ben sevdim ama sana benim dok böceğim arabada rahat uyur. Evet, yani bebişiniz arabayı seviyorsa bence... Mükemmel bir şey. Mükemmel bir şey bence. Ama daha yolculuk bitmedi, erken konuşmak istemiyoruz. Yani o yüzden... İnşallah yolculuk bittiğinde daha aynı şeyi söyleriz. Aynen. Görüşürüz. Evet, süt banyosu malı konuşmadı. Tahmin ettiğimiz gibi süt banyosunu 2.30'da tahmin ediyorduk ki Aren uyandı. Son 2.5 saatimiz kaldı. Bu arada İzmir'den Antalya'ya gidiyoruz. Yolculuğa çıktığımızda kaç saat gösteriyordu aşkım? 6 saat falan gösteriyordu. Şu an birazcık emdikten sonra şöyle tekrardan arabanın titreşmesiyle birlikte Aren Hanım uykuya daldı. Ama tam böyle gitmedi. Yani ilk arabaya bindiğimizdeki gibi değil şu an uykusu. Ama şu an bu haldeyiz. Dediğim gibi son 2 saat 23 dakika gösteriyor. Sence yedik mi? Radar mı? Son anda durdun. Belki Aren'i kufan olarak kullanabiliriz. Öyle bir kere polis ben hamileliği göbeğimi gördü. Direkt bize geç demişti. Yememiş. O zamandan beri Aren'e kupon diyoruz biz. Polis kuponu. Radarda çok iş yapmıyor. Radarda yapmaz mı? Neyse. Gördüğünüz gibi. Şu an keyif yapıyoruz. Aslında çok da... Aa, uyanık şu an. Bak hatta kamerayı çevireyim. Çalışmaları var şu anda. Odaklanıyoruz. İşte dediğim gibi tam gitmedi. Arada bir gidiyor, geliyor. Senin de tuvalette birisi çekse hoşuna gider mi? Yani aslında ıkınıyor. Tam tuvaletini yaptığını söylenemez çünkü az önce altını değiştirdim. Şu an çok ciddiyiz. Evet babacığım haklısın. Çeken de çekmedi. Evet babamız da önde. Şöyle iki valiz yaptım. İlk tatilimiz olduğu yol için ne alacağımı bok. Bilmiyorum. Aynı senin gibi biliyor musun? Aren'in tüm dolabını koydum. Ne? Aynı senin gibi. Neden? Hiç konuşmuyor, sürekli uyuyor, cevap vermiyor. Ben hep hakkımı anlatıyorum. Hakkımı yeme, hiç uyudu mu? Bu yolculuğumuz hiç uyudu mu? Sohbet ettim, yalan söyledim. Hayatım Aren var o yüzden. Aren sanki kamerayı bana verip bir hareket yaptı. Dediğim gibi son 2 saat 20 dakika. Bakalım şu anlık iyi gidiyoruz çok şükür. Hadi Arancığım bye bye de. Bye.
Ve varmamıza son 43 dakika kaldı. Şu an biraz gazlandı. O yüzden bir gaz masajı yapmak zorunda kaldım. Sonra da bayıldı zaten. Antalya çok sıcak. Ve şu ana kadar çok şükür uykularımız güzel gitti. Süt banyosu da yaptık. Ve vardık sayılır yani Allah'ın izniyle. Şimdilik güzel gitti her şey. Bakalım. Geçtiğimizi biliyorsun değil mi? Geçen yıl 26 Temmuz Antalya yanıyordu. Hatırlıyor musun? Çok kötü günlerdi ya. Evet. Yani birden orayı hatırladım. İşte tatiller falan hiçbir şey anlamamış yani Türkiye'nin halinden. Şimdi her şey düzelmiş. Kızımızla birlikte geçiyoruz o yollardan. Geçen sene aynen bu o zaman buraya geldiğimizde Manavgat gözükmüyordu bile. Güneş yoktu. Güneş yoktu. Her taraf kıpkırmızıydı. O gökyüzü. Oh. Dur bakayım buraya. Anneciğim nereye geldik? Biz geldik. Tatilimiz başlasın. Çok beğendim. Yani beklediğimden çok çok daha iyi ve karşılama mükemmeldi. Normalde başka bir oda seçmiştik. Böyle tatlış bir oda verdiler bize. Burada da huzur. Ne kadar güzel süreçti. Deniz de var. Şöyle bu evlere ait bir havuz. Normalde şurada bir havuzu var ve başka bir havuzu daha var. Akvaryum var mıydı buranın? Evet, akvaryum var. Ha, şurada. Ama Aren'deyken büyük ihtimal orayı kullanamayacağız. Artık Aren büyüdükten sonra diyelim. Ve böyle bir oda olması bizim için çok daha iyi oldu. Çünkü dönüşümlü bir şekilde gireceğiz. Çünkü sadece Okan'la biz varız. Çok güzel ya, çok beğendim. Gerçekten parasını sonuna kadar hak ediyorlar. Ve ilk günden bilmiyorum, birazcık daha. Bakalım şu an her şey çok güzel gidiyor. Sonrasında yine yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. Kendimi çok çevireyim. Okan Aren'e bakıyorken benim hemen eşyaları yerleştirmem gerekiyor. Çünkü anayım ben. Çünkü eşim ben. Ve orada bakın. Bu arada bize beşik de verecekler. Ama biz ne olur ne olmaz beşik diye. Beşik geliyor. Yatağımızı da getirdik. Şöyle göstereceğim. Tam bir keyif bebesi. Tatlışım benim. Evet. Yemeğe giderken de yine biz şimdi üstlerimizi falan değiştireceğiz. Ondan sonra geldi galiba. Devam edelim video çekmeye. Tamam. Aa, park yatak hem de. Süper. Tam da park yatak geldi gerçekten. Yes. Bu çok alçak. Nasıl eğileceğiz buna? Benim park yatağım daha yüksek normalde. Neyse şu yatağı şunun içine koyup koyacağız. Biz şuraya koyacağız. Evet aramıza. İlk gün sabah tatilimize uyandık. İlk gün sabah tatilimize. Burada huysuz bir kız var çünkü uykusu var. Ben de onu uyutmamaya çalışıyorum kahvaltı yapacağız diye. O sırada uyumayı tercih etmeli. Değil mi anneciğim? Şurada. Bakar mısınız?
Öyle hazırlandım. Şimdi kahvaltı yapmaya gideceğiz inşallah. Şimdi Okan Aren'e bakıyordu. Kesinlikle hazırlanırken, yani evde bir şeyler yaparken ya Okan Aren'e bakıyor ya ben bakıyorum. Böyle dönüşümlü yapıyoruz. Çünkü Aren kesinlikle birimizi kilitliyor. Bakayım saatler 9.55. Kahvaltı 11'de bitiyordu. Ne? Evet. Çok güzel bir sabah. Sabah güzel uyandım. Gecemiz güzel geçti. Yani tatilimizin ilk gününde bir aylık bebeğimizle gayet mutluyuz. Huzurluyuz yani çok şükür. Öyle hani buradaki şey faktör de çok önemli. Hani bebişiğiniz de çok önemli. Nasıl duran bir çocuk mu? Çok mu ağlıyor? Bir de emzirme yaparken yapıyor ya. Ne var, gazın mı var? İşte böyleyiz. Derdini bilmiyorsun. O ağlıyor. Sen bana çektirmeyeceksin bu videoyu değil mi? Tamam, anladım. Evet, çektirmeyeceğim diyor. Tamam. Kızma. Tamam. Tamam. Kahvaltıda görüşürüz o zaman. İnşallah çekersem, unutmazsam. Bye. Anneye benziyor gibi sanki ama özür dilerim yani. Evet, şu an biz denize geldik. Ben şu an çok korkuyorum. Su soğuktur diye. Böyle deniz çok güzel gözüküyor ama ben çok korkuyorum. Bakalım, Antalya birazcık serin gibi değil mi? Vallahi serin ama çok güzel. Ben soğuk. Aslında ben sıcağı sevmem de Aren'den dolayı sıcağı sevmeye başladım. Yapacak bir şey yok. Şimdi bakalım. Ya biz seni nasıl yandık? Normalde Aren'i de denize sokacaktı. Gelebilirsiniz, gelebilirsiniz. Ama rahatsızdı, enfeksiyon riski var diye doktorumuz izin vermedi. Tamam tamam, görüşürüz. El sallayın. Adını unuttum, neydi? El salla. Evet, bakalım. Anne, baba ve Aren saati. Ve şu an bile esiyor. Ben mesela ben çok diken üstündeyim. Gitsen denize girsem olur mu? Olur. Aren var. Tabii. Aren benim en yakın arkadaşım artık. Sen benim artık umurumda değilsin. Artık Aren var. Biliyormuşum. Şaka şaka. Canım baba. Canım koca. Şimdilik bakalım. Baba. Bugün ikinci günümüz oluyor. Evet. Şu anlık her şey çok iyi gidiyor. Aşkına paşkolata. Bakalım deneyimledikçe konuşuruz. Aşkım poposuna dikkat et ya. Aren'i denize sokmaya çalıştık ama ben biraz panik oldum tabii ki her zamanki gibi. Ki panik olduğum kadar var. Okan Aren'in poposunu ıslattı. Suyu ayaklarına sokacağım derken poposunu soktu çocuğun. Az bir şey çekmeye çalıştım ama bilmiyorum yani. Orada tam gözüküyor mu? Şimdi de babasının kollarında. Bayıldı. Babam. Evet. Yani çok şükür gayet iyi gidiyoruz. Birazcık biliyorsunuz ki takip edenler bilir, enfeksiyon olmuştu Aren. O yüzden bu konuda biraz hassasım. Dikkat etmeye çalışıyorum ama hava çok dengesizdi bugün değil mi? İlk geldiğimizde burası çok soğuktu. Şimdi şu an çok iyi, tam ayarında. O yüzden zıbını giydirdim ki zaten babası ıslattığı için. Babalar valla babalara göre hiç problem yok yani. Babası hiç öyle değil. Babası acayip rahat. Bazen de o rahat değil. Ben çok rahatım falan. Ben de haçamı aldım da denize girebiliriz. Şöyle size birazcık buraları göstereyim. Burada bakın. Analık işte, görüyorsunuz. Kurumasını bekliyorum dedim ya, o kan ıslattı diye. Bu gitti çocuğumun kurumasını ıslattı. Her yerde Türk olduğunu belli edin. Bakın. Şuna bakıyor musunuz? Ruslarda şöyle bir şey var mı? Yok. Biz Türkler. Yok yok. Onlar da kurtuyorlar canım. Bakmayalım. Şöyle yalnız yandım. Ayaklarım yandı şu an. Evet. Şimdilik dediğim gibi gayet iyi gidiyoruz. Yani bence anneler, babalar, çocukla tatile gidilmez. Çocukla şu olmaz. Tabii ki çocuk da bu konuda çok önemli. Çocuğunuz nasıl bir çocuk olduğu da çok önemli. Ama çok sakınmayın. Relax davranın. Evet. Bugün akşam yemeğinde böyle sizlere bir yemek turu yaptırmak istiyorum. Buradan da yemek turu yaparız. Şimdilik bu kadar. Yine görüşürüz. Evet. Biz akşam yemeğimizi yedik. Şimdi aktivite. Konsere doğru gidiyoruz şu burada anda. Burada da uyumayan bir böcek var, bakar mısın? Burada uyumamaya direnen bir böcek var. Hemen şöyle değiştirelim. Bak bakayım, dur bir. Merhabalar küçük hanım. Uyur musunuz acaba? Hı? Hiç uyuyacak gibi gözüyor. Aslında uykusu var ama... Şöyle tutarak söyleyeyim onu. Aslında uykusu var ama bir yandan da gazı var sanırım şu anda. Böyle falan bir şeyler yapıyor. Okuyacak istiyor da. Babası. Hemen kalın battaniyemizi, her yerimizi, kafasını özellikle. Birileri
babasının kucağını seviyor. Aslında süt banyosu yapmak istiyor. Oturduğumuz zaman süt banyosu yapacağız. Ya ben emzirme örtüsünü odada unutmuşum da. Ama öyle de emziriliyor. Benim mesela bir arkadaşım onunla emziremiyor. Emzirme örtüsüyle emziremiyor. Battaniyeyle emziriyor. Konser alanına geçtiğimiz zaman sizlere oradan birkaç sahnede gösteririm. Kendimi inek gibi hissediyorum. Dereotu, otu gibi oluyorlar. Artık güleç bir insan. Çünkü ben bir anneyim. Arenin gülmesi için gülmem gerekiyor. Sen beni çocuk yapmak için kullanmış gibisin. Çocuklar tatile gidilir ama bu dönemlerde yiyor, içi uyuduğu için daha ilk zamanları daha kolay. Ama böyle ayaklandığında veya böyle çok daha ilgi istediği zamanlar tabii ki bir tık daha zor olabilir. O tür durumlarda yanınızda bir kişi daha götürmeniz gerekiyor. Biz mesela havuza denize dönüşümlü giriyoruz. Daha havuza hiç girmedik. Ben zaten havuz sevmiyorum. Ki havuz suyu soğuk oluyor. Ben soğuk su sevmem. Yağmur çok olumsuz bir insandır arkadaşlar. Hiçbir şey sevmem. Seni severim. Yine severdim. Ne yapayım ip boyunda. Senin aşkı anlamaz bilmem. Yarın tatilimizin son günü, Cuma günü de çıkışımız olacak. Yani toplam 4 gece 5 gün kalmış olacağız. Ve dediğim gibi her şey çok güzel ilerliyor, çok şükür ki. Yani bebişte tatil öyle göz korkutacak kadar kötü değil ya. Yani tamamen sizin bebişle olan sürecinize bağlı olan bir durum. Şimdi bebişiniz saat kaç aralarında yatıyor, kaç aralarında emiyor. Şimdi çünkü her gün her gününü tutmuyor. İlk dönemler bu şekilde ilerliyor. Hani böyle bir 8 aylık, 7 aylık falan olsa uyku düzeni falan 4. aydan sonra oluyor diyorlar genelde. 6. ay mı, 4. ay mı ne? Ben de tam bilmiyorum açıkçası. Ama bu dönemler tamamen size kalmış. İşte bu saatlerde uyanır, bu saatlerde aç olur falan tarzında. Yani anneler daha en iyisini anneler bilir. Tamamen bebişinize bağlı. Bence ilk dönemler sizin tatile gitmeniz daha sağlıklı olabilir. Ben niye nereye bakıyorsam kendime bakıyorum, kameraya bakmıyorum. Çünkü ilk dönemler yiyor, içiyor, uyuyor. Gazı varsa, çok gazlı bir bebişse ve daha doğrusu kolik bir bebişse açıkçası yani tatil çok mantıklı olmayabilir. Kolikliğini atlattıktan sonra gitmeniz tabii ki sizin için daha sağlıklı olur. Ama hava değişimi de belki daha iyi gelebilir yani bilmiyorum açıkçası. Ben de çok tecrübeli değilim bu konularda ama biz çok şükür ki güzel geçiriyoruz. Yanımızda da bir kişi yok. Mesela şu an Okan denizde. İlk ben gittim denize, güneşlendim. Şimdi de Okan denize gitti. O çıkıp gelecek. Sonra o güneşlenecek. Bu şekilde dönüşümlü gidiyoruz. Ben gittiğim zaman Aren uyuyordu. Çünkü Aren uyanıkken Okan'a bırakmak istemedim. Ama ben yine de ne olur ne olmaz emzirdiğim zaman bir yandan sütümü de sağıyorum. Daha doğrusu süt salma manuel pompayı takıyorum. O şekilde sütümü bırakıyorum Okan'a. Okan da ben yokken uyanırsa eğer o şekilde emziriyor onu. Ama uyanmadı ben yokken. Şimdi de böyle mesela uyandık. Keyif yapıyoruz. Perdeler dikkatini çekiyor. Perdeleri falan izliyor. Yani bence bebişte tatil öyle sizin gözünüzü korkutuyorlarsa korkulacak hiçbir şey yok. Ama dediğim gibi bu tamamen bebeğiniz de burada çok önemli. Yani bebeğiniz zor bir bebişse ve sizi gerçekten yoran bir bebişse ilk dönemler tabii ki tercih etmeyebilirsiniz. Ama biz iyiyiz. Öyle korkulacak bir şey yok. Tatile gitmek istiyorsanız tabii ki de gidebilirsiniz bence. Değil mi Aren? Değil mi anneciğim? Babamız da geldi. Duş alıyor şu an orada. Sonra ben giderim. Daha sonra da denize girdikten sonra odaya gidiyoruz. Okan spa'ya gidecek. Ben spa'yı hiç sevmem. Sıcağı hiç sevmiyorum. Yazları da o yüzden çok sevmem. Yazı ben sadece denize girebiliyoruz diye seviyorum. Akşamları rahat rahat oturuyoruz diye. Onun dışında ben ilkbahar ve sonbaharcıyım. Kızım da şansım ilkbaharda doğdu. Çok diledim. Allah'ım dedim inşallah çocuğum olursa ilkbahar veya sonbaharda doğsun dedim. Sen benim dualarımın karşılığısın anneciğim. Seninle biz kocaman bir bütün olduk. Sen benim en yakın arkadaşım. Çok seviyorum seni. Allah'ım isteyen hak eden bakabilecek herkese nasip etsin. Evet şu an bir ağlamamız geldi. Ne oldu aşkım? Ne oldu bir tane? Evet bir tane bakıyor şimdi. Tepkilerini göstereceğim. Ne oldu aşkım? Anne. Hışkırığa sinirleniyoruz. O yüzden şey yapıyor. Bir de sanırım. Evet. Süt banyosu yapmak istiyoruz. Hemen ufak bir süt banyosu. Akşam yemeğinde görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Tatilimizin son günü. Yarın çıkışımız var. Dün hiç çekmeyi unutmuşum ya. Bir de o kadar süslendik ve Aren o kadar çok uyudu ki dün. Korktuk biz de dedik niye bu kadar çok uyuyor bu çocuk bir şey mi oldu? Şimdi kahve almaya geldik. Kahve alacağız. O şeyden de ama yine ve
Ben güneşlendim, yanmaya çalışıyorum bir yandan. Şimdi Okan denize girecek. Böyle dediğim gibi dönüşümle giriyoruz denize. Yani bir sorun olmuyor. Böyle uyumaya çalışan bir bebe. Uyuyorum diyor, fake atıyor sonra. Dün mesela gece çok uyudu. Ve biz artık uyandırdık, korktuk. Dedi ki bu çocuk niye bu kadar çok uyudu falan. Özledik bir de. Yani böyle bir de uyuduğu zaman özlüyorsunuz. Ben kameraya bakamıyorum, kendime bakıyorum. Şeyden, Instagram'dan alışmışız kendimize bakmaya. Şimdi kameraya bakınca bir garip geliyor bana. Hep bu şekilde. Akşam yemeğinde de inşallah bu sefer çekeceğim. Çünkü bugün artık son günümüz. Böyle olabildiğince sizlere uzun uzun çekmeye çalışıyorum. Deneyimlerimi aktarıyorum. Şöyle ufak birazcık bahsedeyim özetle. Yani gayet iyi gidiyor. Dediğim gibi ilk günler bebeniz hep yiyip içip yattığı için. Yani bence ilk günler gitmek daha mantıklı. Ya tabii ki bu ailelerin kararı. Ama bence güzel. Giysiler açısından da ben mesela hep sıfır kolla zıbınlar aldım. Ama içine ince de askılı da olsa bir tane zıbın giydiriyorum. Çünkü ufak da olsa biraz rüzgar var. Bakın. Kafasını kapatıyorum, rüzgar almamasını sağlıyorum. Şöyle müslin örtüler falan örtüyorum. Müslin örtülerle bir de altına da seriyorum ki terlemesin diye. Çünkü terliyor. Terlediği için de böyle arkasına böyle ağız mendili falan da, sırtına da bazen çok terlerse ağız mendili koyuyorum. Şimdi babamız da geldi. Dürüm varmış, dürüm yaptıracağım. Babamız midesini düşünüyor. Biz bu otele geldiğimizde kilo aldık. Otele gidince kilo alıyorsunuz. O yüzden aç kalın otellere yanlış gelmeden önce. Sen gittiğinde uyan direkt. Aç kalın otellere gelmeden önce. Daha sonra çünkü kilo alacaksınız. Buranın gerçekten yemekleri çok güzel. Bu akşam mesela yemeklerini çekmek istiyorum. Dün deniz ürünleri çok fazlaydı. Hiç benlik değildi. Ben yine klasik makarnamı aldım, tavuğumu aldım, pilavımı aldım. O şekilde yedim. Burada deli gibi böyle ıstakoz falan yiyorlar. Hiç tarzım değil. Hiç bizlik şeyler değil yani. Bir de burada böyle deniz aktiviteleri falan var. Gözüküyor mu bilmiyorum. Gözükmüyor da. Böyle uçan balonlu falan böyle şeyler. Ya aslında arena olmasa kesinlikle benim bineceğim şeyler. Ama arena olduğu için bilmiyorum. Bugün de masaj yaptıracağım galiba. Çok garip çünkü hayatım boyunca hiç masaj yaptırmadım. O yüzden Okan'a diyorum ki boş ver diyorum. İptal ettirelim. Ben gitmeyeyim. Alışık ben değilim çünkü. Ben gitsem senin yerine. Gidemezsin. Gidemezsin valla. Şu kusura bakma. Sabahtan beri bunun kavgası var aramızda. Diyor ben masaj yaptıracağım dedim. Hayır yaptıramazsın. Öyle. Akşam yemeklerinden de böyle ufak bir görüntü almak istiyorum sizlere. Yani yanıma böyle zıbınlar aldım. Bunların da özetini geçeyim. Zıbın aldım. Çorap aldım bol bol. Böyle tatlı tatlı zıbınlar aldım. Zaten tatile gelmeden önce ufak bir arena alışveriş yapmıştım. Çünkü yazlığı yoktu. İlk gün geldiğimizde çok soğuktu. Beni çok korkuttu. O yüzden ne olur ne olmaz tatile giderken serin gece olabilir. Yani bir anda yağmur yağabilir. O yüzden yanınıza mutlaka uzun uzun zıbın alabilirsiniz bence. Uzun kollu zıbınlar. Uzun kollu zıbınlar alabilirsiniz. Aşkım tamam bir şey anlatıyorum. Burada deneyimlerimi aktarıyorum. Hala İnegöl köfte istedim diyor ya. Ufak bir gaz çalışması var şu anda. Hırka tarzında da bir şey belki ne olur ne olmaz koyulur ama yazın ortasına giderseniz gerek olacağını zannetmiyorum. Özellikle böyle Antalya bölgesinde falan. Ne istiyorsun aşkım? Şimdilik bu kadar. Benim çok dikkatim dağılıyor ya. Neyse. Görüşürüz. Mutlu olurum. Hepinizin eline sağlık. Çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Çok sağ olun. Görüşürüz. Tekrar görüşmek üzere.
bizimkileri gösterdim. Böyle baba saadeti görüyorlar. Süt banyosu yaptılar az önce. Aren. Bugün tatilimizin son günü, artık yarın dönüyoruz. Şeyler söylemek ister misin baba bey? Her şey çok güzel. Bebekle tatil yapmak muazzam bir şey. Sakın korkmayın. Sakın. Niye burayı ışıkla çıkıyor Okan? Ben niye güzel çıkmıyorum? Nasıl yanmışım? Şu bölgem çok yanmış. Cegel zannettim. Şimdi Twitter bölümüne gidelim. Gidiyoruz. Bye. Ve otelden çıkıyoruz. Ben dün gece uyumadan önce her şeyi topladım. Çünkü sabah toplamam çok zor olacaktı. Normalde olsa buradan daha çok Mersin'e, Fethiye'ye, Muğla'ya uğrardık. Hani eskiden olsam bebek olduğu için gidip birazcık büyütüp ondan sonra yeniden kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Aynen. Eğer içeriğimizi izlerken biraz olsun keyif aldıysanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha yolculukta bence eve İzmir'den gidince yapardık. İzmir'de görüşürüz. Tamam öyle. İzmir'e gidince şey orada bitiririz videoyu artık. Burada uyuyan bok böceği var. Merhaba, Güder ailesinden küçük üyesi. Merhaba de, onlar da senin abilerin, ablaların. Diyor, merhaba. Şöyle size son kez böyle odamızın manzarasını da göstereyim. Size bir şey diyeyim mi? Biz bu havuza hiç girmedik. Biz otelde havuza hiç girmedik. Nasıl başardın bunu? Vallahi girmedik. Ya ben normalde havuzu sevmiyorum zaten. Daha çok denizciyim. Havuz bana çok steril gelmiyor. Tamam, kucağında götür. Ben bunu kucağımda götüreyim mi? Götür babası. Küçük yağmur. Valla şu an aynı sana benziyor. Hadi gidelim küçük Osman. Ah, bir baron ağız mendili. Unutuyorduk tabii ki. O bizim değil. Havuza koyduysalar bizimdir yani. Başkası mı kullansın? Ben bir de yanımda fön makinesi getirdim biliyor musunuz? Ütü de getirdim. Ama hepsi varmış. Ütü, buharlı ütü getirdim bu arada. Şunu birinin elinde tutamaz mısın? Gidiyoruz. Çok güzel bir tatildi. Anlayamaz. Burada kapatıyorum şimdi. Ve tatil videomuzun sonuna geldik. Bir defa Eren'de bir tatil yaptık. O yüzden inşallah beğenirsiniz. Belki eksiklerimiz vardır. İzleyince biz de anlayacağız. Ve diğer çekim vloglarımızda daha iyi olacağımıza eminim. Ve böyle sohbet tadında ilerleriz inşallah. Şu an Eren pis bok çalışması yapıyor. Yakındı, geri uyudu. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Ve istediğiniz içerikler varsa da yorumlarda lütfen belirtin. Ona göre bir dahaki çekimimizi hemen şimdi sizler için başlayalım. Okan Bey. Bay bay. Sinir oldum. Sizi seviyoruz. Görüşürüz. Hoşçakalın.